YP Hocalardan merhaba arkadaşlar. Ben Kübra Hoca. 5. sınıf milyonlar ve örüntülerle ilgili konumuza haydi başlayalım. Arkadaşlar, doğal sayılarla ilgili ilk konumuz bizim milyonlar. Yani 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar. Hani geçen sene hatırlarsanız neler vardı arkadaşlar? Binler vardı, birler vardı. Bu sene de milyonlar eklendi. Daha önceden birler bölüğü vardı. Binler bölüğü vardı ama artık ne var? Milyonlar bölüğü de eklendi. Bunlar da 7. 8. ve 9. basamaklarda. Gördüğünüz gibi 7. 8. ve 9. basamağın bulunduğu bölüğe biz milyonlar bölüğü diyeceğiz. Peki basamak değerini hatırlayalım tekrardan. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir arkadaşlar. Bunu da biz basamak diyoruz. Bakın rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değer. Bakalım neler yapacağız. Birazcık konuşalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane sayımız var. Kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani 8 basamaklı bir sayı. Bu milyonlar. O zaman kaç milyon olduğuna bakalım. Önce bir sesli söyleyelim. Mesela 81.625.728 basamak isimlerini konuşacağız. Hatırlarsanız bu birler basamağıydı. Peki sayı değeri nedir arkadaşlar? Kaç var burada? 8. Ve basamak değerine bakacağım. 8 çarpı 1'den hatırlarsanız 8. Diğerine bakalım. Burada gördüğünüz gibi bu birler onlar basamağı. Onlar. Sayı değerimiz kaç? Birler, onlar. O zaman ne olacak bu? 20. Basamak değerimiz, pardon, 2 olacak arkadaşlar. Sayı değeri bizim için önemli şu anda. Basamak değeri de 2 çarpı 10'dan 20. Bakalım arkadaşlar. Yüzler. Bakıyorum arkadaşlar, sayı değerimiz 7 ama basamak değerimiz 7 çarpı yüzler basamağında olduğu için 100 ile çarpıyorum. 700. Devam edelim. Bakıyorum 5, yani birler, onlar, yüzler, binler. Binler oldu. Hem size de tekrar etmiş oluruz. Basamak değeri 5 ve 5 çarpı 1, 2, 3, sıfır attım. Ne oldu arkadaşlar? 1000 oldu. 5 ile çarparsam 5000 eder. Devam edelim. Arkadaşlar unutmayın, burası da binler bölüğüydü. Ne oldu? 10.000 oldu ilk. Ne? 10.000'ler. Sayı değerim kaç arkadaşlar yine? 2. Peki basamak değerim ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 10.000. O da 20.000 mi eder? Bana katıldığınızı duyar gibiyim arkadaşlar. Devam edelim. 6. Bakalım. Peki bu 6 nerede yer alıyor? 100.000'lerde arkadaşlar. 100.000'ler. Peki sayımız kaç? Bakıyorum. 6. Ve basamak değerimiz kaç? 6 çarpı 100.000. O da 600.000 mi eder? Buraya kadar zaten biliyordunuz. Ama şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Milyonlara gireceğiz. Bakıyorum arkadaşlar. Milyonlar. Kaçmış basamak değerimiz? 1. 1 çarpı 1 milyonla çarpacağım. Kaç tane sıfır ekleyeceğim yanına arkadaşlar artık? 6 tane. 1 milyon eder burası. Kaç etti? 2, 5, 6, 1 milyon. Devam ediyorum. Ve 8 ne oldu? 10 milyonlar mı oldu? 10 milyonlar. Basamak sayı değerimiz 8. 8 çarpı 10 milyonlar mı ekleyeceğim? Evet. O da 80 milyon eder. Hadi tekrar okuyalım. Bakın 81.625.728. Bu sayımızın değeri budur. Arkadaşlar bir tane minik hatırlatma. Minik hatırlatma. Biliyorsunuz bizler hatırlatmadan duramayız.
Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşitti. Unutmayın arkadaşlar. Yine topladığımda ulaşacağım sayı şu. 81.625.000. Bakın 625.728. Devam edelim bakalım. 628. Pardon, 728. Hop. Bir sayı daha. Bu da aynı şekilde yapacağız. Bakıyorum arkadaşlar. Önce bir yüksek sesle kendim söylüyorum. Değil mi? Böyle yaparsanız daha rahat edersiniz. 706.564.123. Haydi yapalım. Basamak isimleri. Bu sefer maviyle gidelim. Birler. Kalemimizi bırakalım. Sayı değeri kaç ediyor bakalım? 3. Peki basamak değeri 3 çarpı 1'den 3. Devam ediyorum. Onlar. Sayı değeri 2. Basamak değeri 2 çarpı 10'dan arkadaşlar 20. Baktım bir. Bakıyorum. 1 var burada. Yüzler. Birler. Onlar yüzler. Sayı değeri 1. Basamak değeri 1 çarpı 100. O da 100 mü yapar? Yani 123'ü oluşturdum. Devam ediyorum arkadaşlar. Binler. Basamak sayı değerimize bakalım. Hop. 4. O zaman 4 çarpı binleri söylüyorduk. 4. 4000. 10 binler. Değil mi? 10 binler. Bakıyorum 6. 6 çarpı 10 bin ne yapar arkadaşlar? 6 çarpı 10 bin 60 bin, değil mi? 64 bin de oluşturdum. 100 binler. 100 binler. Kaçmış basamağım? 5. 5 çarpı 100 bin. Değil mi? 100 bin. O da ne yapar? 500 bin. Devam edelim arkadaşlar. Bakıyorum. Artık yüz binlerle işim bitti. Daha doğrusu binler bölüğüyle. Burası unutmayın binler. Burası birler. Burası da milyonlar bölüyor arkadaşlar. Yüzler bölüğü de deniliyor. Her neyse. 6. 6 milyonlar. Evet. Keşke bana katılabilseniz. 6. 6 çarpı ne oldu? 1 milyon oldu. Bakıyorum 100 bin yapmışım. Bir tık daha ekledim. 6 milyon mu artık? Hop. 6 milyon. Bakın. 6 tane sıfır yanına ekledim. Bu ne oldu o zaman? 10 milyonlar mı oldu? 10 milyonlar. 10 milyon. Aha 0. O zaman bunu ben 0 ile çarptığım zaman. Değil mi? Hop hop hop. 0. 3. Aynen. Ve 100 milyonlar. 100 milyonlar. Kaç tane varmış? 7 tane. 7 çarpı 100 milyon. Kaç tane sıfır eklediğime bakın. Lütfen bunlara dikkat edin. 3, 6, 8 tane sıfır ekledim birin yanına. 700 milyon mu oldu? 700 milyon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bu sayıları topladığım zaman aynı sonucu vermek zorunda. 706.564.123 sonucunu alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın tek tek bakarsak yine aynı sonucu elde etmiş olacağız. Bu şekilde. Hadi bir iki tane eşleştirme yapalım. Arkadaşlar diyor ki aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştirelim. Okunuşlar çok önemli. Bakalım. Öncelikle 15.318.952. Önce buna bakıyorum. 15 milyon var mı? Bir tane var zaten. 318.952. Hemen eşleştirelim. 903.140.009. 903 milyon 140 bin 9. Hop eşleştirelim. 7 milyon
684.050, 7.680.050. Bu olmaz değil mi arkadaşlar? Çünkü 4 var sonunda ama 3 olur. 7.684.050. Devam edelim. 21.022.017, 21.022.017. Bu şekilde eşleştirmemizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Okunuşlarıyla tekrar edersiniz, çok daha rahat edersiniz eşleştirmelerde. Arkadaşlar tabii ki milyonlarla bitmiyor bu olay. Bir de örüntüler var. İlk konumuzdan yine. Hadi biraz örüntü konuşalım. Örüntü ne demek? Önce onu konuşalım. Çok basitçe bileceğiniz şekilde belirli bir kuralı takip eden şekil veya sayı dizileri. Yani arkadaşlar mesela 1, 3, 5, 7, 9, 11 gibi devam ediyorsa fark ettiyseniz bunların aralarında her zaman aynı sayı vardır. Kaç bunların arasındaki sayılar? 2. Bakın 1'den 3'e çıkmış, 3'ten 5'e çıkmış, 5'ten 7'ye çıkmış diye devam ediyor. Bu şekilde. Peki terim nedir? Şimdi bunlar tabii her zaman bize bu kadar basit verilmez. Terim nedir? Biraz da onu konuşalım. Arkadaşlar terimde bir sayı örüntüsünü oluşturan sayılardır. Mesela burada 1, birinci terimdir. 3, ikinci terimdir. 5, üçüncü terimdir diye devam eder. Bir tane bunu örnekte taçlandıralım. 4'ten başlayarak 3'er devam eden örüntünün 5. terimi kaçtır? Arkadaşlar 4 benim 1. terimim. Bakalım. 4 1. terim. T ile gösteriyorum terimi. Evet, sonra 3'er devam ediyor. O zaman 7'ye mi çıkmış oluyor arkadaşlar? 3 tane ekledim. 7 oldu. 3 tane ekledim. 10 olur. Bakın bu 2. terim. Bu 3. terim. Şöyle gösterelim. 10'dan 3 çıkar, 3 ekledim ona. Hop, 13 oldu. Bu 4. terim. 4. Ve son olarak da arkadaşlar bize sorduğu soru için 16 mı oldu 3 eklersem? Eğer 16 olur. Gördüğünüz gibi bu da 5. terim. 3 değil mi? 3'er eklediğim için 3'er devam ettik. 5'er devam etseydi arkadaşlar 5'er gidecektim ama bize 3 sorduğu için 3 ile devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet, bir tane sorucuğumuz daha var. Hatta 2 tane sorumuz var. Diyor ki bir baba elindeki parayı 4 çocuğa bir örüntü oluşturacak şekilde dağıtıyormuş arkadaşlar. Birinci çocuk 8 TL, ikinci çocuk 18 TL, üçüncü çocuk 28 TL alanına göre baba toplam kaç TL dağıtmıştır? Bakın arkadaşlar 4 çocuğa dağıtıyor ve bize 3 tane çocuğun parasını, aldığı parayı gösteriyor. Bu örüntü olduğu da zaten yazıyor. Öncelikle arkadaşlar 4. çocuk kaç alıyor ona bakalım. 4. çocuk için bakalım. Bakın arkadaşlar 8'den 18'e 10 artmış. 18'den 28'e 10 artmış. Demek ki bu 10'ar artan örüntü. 28'e de 10 ekleyeceğim. 28 artı 10'dan 38 olur. 4. çocuğun aldığı para neymiş? 38 liraymış. Maşallah. Peki arkadaşlar bize sorduğu soru ama 4. çocuk ne kadar alıyor değil, değil mi? Bize sorduğu soru da şu. Baba toptan kaç lira dağıtmış? Hemen bakalım. 1. çocuk için 8, 2. çocuk için 18, 3. çocuk için 28 ve 4. çocuk için 38 lira. Bunları toplayacağız arkadaşlar. 38, 18 dağısı ne yapar? 26 şurası. 26, 28 dağısı. Bakıyorum hemen toplayacağım kafamdan da. 54. 54, 38 dağısı kaç yapar? Sonucumuz o. 54, 38 dağısı 12. Elde vardır unutmayın. 592 lira dağıtmış bizim babamız. Güzel dağıtmış arkadaşlar. Darısı başınıza. Devam edelim. Ve son sorumuzda diyor ki yukarıdaki örüntüde 5. adımda kaç tane dikdörtgen vardır? Önce arkadaşlar örüntüyü inceleyerek nasıl ilerlemiş bunu göreceğiz. Bakalım 1. adımda 2 tane varmış dikdörtgen. 2. adımda 3 tane. 4. adımda 4 tane. Demek ki arkadaşlar bu ne olacak?
ne kadar adım varsa onun bir fazlası kadar dikdörtgen oluşuyor. O zaman dördüncü adımda 4 artı 1'den 5 tane olacak. Ve 5. adımda arkadaşlar ne olacak? Şöyle gösterelim. 5 artı 1'den 6 tane dikdörtgen oluşacaktır. Arkadaşlar, dersimiz şimdilik buraya kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle gösterelim. Kanalımıza abone olun. Bizleri takip etmeye devam edin. Ve Instagram'da VIP hocalar var. VIP hocalar. Lütfen arkadaşlar bunları da takip edin. Sizler için küçük dipnot şeklinde paylaşımlarımız var. Hem zevkli hem de eğlenceli paylaşımlar için bizleri takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Bizleri beğenmeye devam edin. Hoşça kalın.